Selam, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah, sizler Seyyah Tayfa. Mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım. Hello Kitty'nin gizemli gerçeği. Arkadaşlar, Hello Kitty'yi ben de sizler gibi çok sevimli buluyordum. Hatta bütün dünyadaki kız çocuklarının en sevdiği karakterlerden bir tanesi. Ama o kadar da masum değilmiş. Ta ki dünkü okuduğum hikayede gerçeği öğrenene kadar. Arkadaşlar, bir efsane ya da gerçek olabilecek bir hikaye okudum. Birazdan sizlerle birlikte tekrar okuyacağım. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten Hello Kitty bu kadar korkunç bir varlık mı diyeceksiniz. O zaman videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yeni videoların hakkında haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açın diyorum. Ve yorumlara herkes Hello Kitty yazsın dedikten sonra artık daha fazla sizi bekletmeden bakalım bu Hello Kitty kimmiş, birlikte öğrenelim. Arkadaşlar, Çin'de yaşayan bir kadın. Tabii burada isimleri vermek istemiyorum arkadaşlar. Hiç isimden bahsetmeyeceğim. Mutlu bir hayat sürerken aniden kız çocuğunun ağız kanseri olduğunu öğreniyor. Bir süre tedaviler, ilaçlar, doktorlar ama hiçbir şekilde çare bulunmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. Bir annenin yaşayabileceği en kötü durumlardan bir tanesi çaresiz kalmak. Çok sevdiği kızına hiçbir şekilde çare bulamıyor. Ne ilaçlar, ne farklı yöntemler, kansere yakalandığını öğreniyor ve bu şekilde devam ediyor. Artık moral olarak da çöküyor arkadaşlar. Kadın her gece ne yapacağını düşünüyor. Çünkü ileri derecede arkadaşlar hastalık artmaya başlıyor. Günlerden bir gün kadın bazı internet sitelerinde gezerken karşısında satanizme yönelmiş insanları görüyor. Yani her türlü yerden araştırma, artık büyü, neyse, her türlü şeyi araştırıyor arkadaşlar. Satanist insanların bir arada bulunduğu bir forum sitesine denk geliyor. Ve bu forum sitesinde çok ilginç bilgilerden bahsediliyor. Bu bilgilere göre eğer şeytanla bir anlaşma yaparsa şeytan onun istediğini yapabileceğini, yani eğer kızının hastalığına çare bulacağını iddia ediyorlar. Tabii bu ilginç bir durum arkadaşlar. Bunun karşılığında da şeytana yardım etmesi isteniliyor. Kadın ilk başta düşünüyor ama sonra kızını çok sevdiği için bu olayı kabul ediyor. Ve bir ayin düzenliyor. Tabii ki o sitede yazan bilgilere göre. Ve şeytanla konuşmaya başlıyor arkadaşlar. Şeytan kızını hemen düzeltebileceğini ama bunun karşılığında ondan bir şey istiyor arkadaşlar. Peki ne istiyor? Sıkı durun. Kızından kanseri alacağım. İyileşecek. Fakat senden tek bir isteğim var. Bir şart. Bir karakter yaratacaksın ve bu benim de yardımımla büyüyecek. İnsanlar o karakteri yanında tuttukça bilmeden bana itaat edecekler. Günaha girip bana yardım edecekler. Gerçekten bu sözler çok korkutucu geliyor arkadaşlar. Bu eğer bir efsane değil, gerçekse tüylerim diken diken oldu. Çünkü Hello Kitty karakterinin arkadaşlar sembolleri neredeyse her yerde. Kitapların, defterlerin, kalemlerin, kupaların, çantaların, kıyafetlerin, her şeyin üstünde Hello Kitty var. Yani bu sözler şeytana aitse ürkütücü, şeytan istediğini yapmış gibi. Neyse, devam edelim arkadaşlar der. Kadın hemen kabul eder. Evinde gece gündüz demeden çalışmalar yapar ve sonunda karakteri tasarlar. Evet, karakter Hello Kitty karakteri. Kızını temsil eden tatlı küçük bir kediye benzer bir şey çizer. Bakın, kedi demiyorum. Neden derseniz, Hello Kitty bir kedi değil arkadaşlar. Kızının en sevdiği renk olan pembeyi renk olarak kullanır. Ağzını çizmez. Gerçekten arkadaşlar, Hello Kitty'nin ağzının olmadığını ya da neden ağzının olmadığını biliyor muydunuz? İşte kızı kanser olduğu için, ağız kanseri olduğu için temsili olarak kızının ağız kanseri oluşunu Hello Kitty karakterine de uygular ve ağzını çizmez. Kedinin, yani o karakterin kafasında iki tane kulak ise biraz kedilere göre sivri çizilmiştir. Ki zaten öyle. Hello Kitty'nin gerçekten kulakları çok sivri. Bu da şeytanın iki boynuzunu temsil etmekteymiş. Hello Kitty ismi ise dediğim gibi Hell zaten arkadaşlar cehennem demek. Kitty de Çince'de şeytan demekmiş. Ya da Hello, merhaba şeytan, ya da şeytan cehennem gibi. Gerçekten bunları düşününce arkadaşlar bu efsane gerçek olabilir diye düşünmeye başladım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın böyle bir şey olabilir mi diye. Gerçekten her yeni gün yeni şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Kısa süre sonra bunu tasarlayan kadın ölmüştür. Cesedi ise bulunamamıştır.
Kızının ise nerede yaşadığı belli değildir. Fakat kanseri gerçekten de geçmiştir. Hello Kitty'nin gerçek hikayesi budur denmiş. Tabii bu gerçek olup olmadığını bilemiyoruz arkadaşlar. Bazı yerlerde asla bulunamayan bilgileri de açıkça yazdım demiş bu yazan metinde. Artı olarak 99 yılında bir kadın satanizm ayinine kurban gitmiştir. Satanistler onu parçalamış ve yemişlerdi. Çok iğrenç bir durum arkadaşlar. Bir kadının yenilmesi ve kafasını ise bir Hello Kitty yastık kılıfına koymuşlardır denmiş yasta. Arkadaşlar bunu okuduktan sonra gerçekten Hello Kitty'ye olan böyle bakış açım çok değişti. Aslında çok sevimli bir karakter gibi görünse de neden ağzının olmayışı, Hello Kitty karakterinin neden çizildiğini ve şeytana nasıl aracılık ettiğini öğrenmiş olduk. Bilmiyorum artık, yorumları size bırakıyorum. Hello Kitty'nin gerçek ve korkunç hikayesi buysa gerçekten çok ürkütücü bir durum. Satanistlerin bir oyunu mu bilemiyoruz ya da yani uydurulmuş bir şey mi? Hani markaya verilmek istenen bir zarar mı? Bunu da sizlere bırakıyorum. Yorumlarda yazın bu hikaye gerçek olabilir mi diye. Ama durun. Orada durun. Şimdi yine uzun uğraşlardan sonra bir numara buldum. Hello Kitty'ye ait olabilecek bir numara. Ulan nasıl konuştum ben? Hello Kitty'ye ait olabilecek bir numara. Arkadaşlar şimdi bu numarayı arayacağım. Bakalım. Gerçekten Hello Kitty numarası mı değil mi, birlikte öğrenelim arkadaşlar. Bu arada 666 şeytanın numarasını aramamı istiyorsanız da yorumlarda herkes 666 yazsın. Yazarsanız gece 3'te 666'yı bir arayalım. Şu şeytana Hello Kitty'yi bir soralım, ne dersiniz? Ha? Soralım mı? Neyse ben şimdi arıyorum arkadaşlar. Daha fazla sizi bekletmek istemiyorum çünkü. Arayalım bakalım Hello Kitty mi değil mi? Yoksa bana biri yine oyun mu oynadı? Çalıyor. Arkadaşlar çok korkutucu değil mi lan? Ulan bunun ağzı da yok ki, konuşamaz ki. Neyse bakalım, açarsa herhalde bir ses çıkarır en azından. Nasıl ses çıkaracaksa, ağzı olmayan bir şey. Cevap vermiyor. Arkadaşlar arıyorum ama cevap vermiyor. Biraz daha bekleyelim. Neyse, açmadı ya da cevap vermedi, artık ne derseniz deyin. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Hello Kitty'nin gerçek hikayesini ya da efsanesini öğrendik. Ağzının neden olmayışını ve Hello Kitty'nin kim çizdirdi, bunu birlikte öğrendik. Gerçekten çok korkunç bir hikayeydi. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bu videonun yorumlarına da Hello Kitty yazanlara arkadaşlar kalp gelecek. Hepinizi seviyorum. Yarınki videoda görüşürüz. Bye bye.